السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے نشان کا ذکر کروں گا بوگین بین حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 11 اپریل اہل بیر علامت اندن الہی علامت اندن یعنی معجزہ سندن باسے دے جم کی او بوگین یعنی اون بیر نشان دا عربی زبان میں گرچہ کلشتی بو الہی علامت تائید الہی سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عربچہ اولارک بلکہ الہام تھا تاریخی غیر اس کے متعلق کیا کہتے ہیں
ve ne bir etki yarattı. Hangi durumdan bundan Ahmediler geçtiler ve yabancılar bunun hakkında ne diyorlar? Ayrıca bunun bazı satırlarını ya küçük iktibaslarını dahi okuyacağım. Bu ilhami hutbenin gerçeğini ve yüceliğini bunu okumakla insan öğrenebilir. Ancak bu ileri süreceğim birkaç cümle seçtiğim okumak için bunlarda dahi bunun yüceliği ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mertebesinin mertebesi ve rütbesi anlaşılıyor. Tezkire adlı eserde bu hutbe ilhame onun kapsamına alınmamıştır ki ayrıca kitap olarak bu yayınlanmıştır. Ancak kısacası ben bu konuda istiyorum gelecekte tezkire eseri yayınlanacağı zaman gelecekte dahi bana sorun hangi dilde olursa olsun. Bunun arka planı şöyledir. Hutbe ile Hamiye'nin ya cemaat rivayet mein aa raha hai ki yawmul arafat ko yani al hakim ya bedr gazetesi yazmıştı ya cemaat rivayetlerinde vardır. Yawmul arafa arafa günü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne bedriye khat ke bayramdan bir gün önce sabahleyin Hazreti Mesih Maud sallallahu aleyhi ve sellem bir mektup vasıtasıyla Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh hazretlerine bilgi verdi. Ben bugün ve gecenin bir kısmını kendim için ve dostlarım için dua için ben geçirmek istiyorum. Onun için burada bulunan bütün arkadaşlar kendi isimlerini ve ikamet yerlerini yazarak bana göndersinler ki dua ederken ben onları hatırımda tutayım. İske baad aur bunun üzerine bir fihrist hazırlandı ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a gönderildi. Bundan sonra diğer insanlar da dışarıdan geldiler. Onun için ziyaret ve dua için mektuplar yazmaya başladılar. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam tekrar gönderdi bilgi. Bana şimdi bir yazı göndermeyin. Çünkü bundan ben zorluğa giriyorum. Akşamdan sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam geldi. Namazdan sonra dedi ki ben Allah'a söz verdim. Bugünkü günü ve gecenin bir kısmını dua ederek geçireyim. Onun için ben gidiyorum ki ben verdiğim söze aykırı davranmayayım. Ahlaksızlık olmasın. Bunu söyledi ve gitti. Geri döndü ve dua etmeye başladı. İkinci gün sabahleyin bayram günü Mevlana Abdülkerim radıyallahu anh özellikle arz etti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Allah-u Teala bana emir vermiştir ve dedi ki gece bana ilham oldu. Toplumda Arapça birkaç cümle söyle. Ben başka bir toplum zannediyordum. Belki de bu toplum olabilir. Bu toplantı yani bayram toplantısı. Arabi hutbe padhne ke liye taiyar hue to Hazrat Maulvi Abdul Karim sahab bu da raporda vardır Hazrat Maulvi Nuruddin sahab Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Arapça hutbeyi okumaya hazırlandığı zaman Hazreti Mevlevi Velvi Abdul Karim Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh hazretlerine emretti onlar yaklaşarak bu hutbeyi yazsınlar. Hazreti Mevlana'lar hazırlandığı zaman Mesih Maud Aleyhisselam ya ibadallah kelimesi ile Arapça okumaya başladı. Yani hutbe esnasında Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki şimdi yazın. Sonra bu kelimeler kaybolacak. Yani devam edin ve sormazsanız bana hemen sorun. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam hutbeyi okuduktan sonra oturdu. İnsanların ricası üzerine Mevlana Abdülkerim radıyallahu anh'ın tercümesini anlatmak için ayağa kalktı. Bundan önce Mevlana radıyallahu anh o tercümeyi okumadan önce Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki bu hutbeyi yalnız yarın Arafa ve bayram gecesinde ben dualar ettim. Onun kabulünün alameti olarak ben bunu seçmiştim. Eğer ben Arapça olarak bir hutbe sözlü olarak okuyabilirsem o zaman duaların kabul edildiğini zannedileceğiz.
Elhamdülillah o bütün dualar Allah-u Teala'nın verdiği söze göre kabul edilmiştir. Ve daha tercümesi başladı Urduca. Mevlana Abdülkerim radıyallahu anh o tercümeyi okuyordu. Hazreti Mesih Mevlana Aleyhisselam hemen coşkuyla secde şükür etti. Şükür secdesi eda etti ve oradaki insanların hepsi secde yaptılar. Şükür secdesi. Mesih Mevlana Aleyhisselam ondan sonra kalktı ve dedi ki ben kırmızı kelimelerle gördüm mübarek yazılır. Mesih Mevlana Aleyhisselam bu da demek ki Allah-u Teala tarafından mübarek bir toplantıdır, hutbedir ve kabul edilmiştir. Bu da yayınlanmıştı gazetede. Mesih Mevlud Aleyhisselatü Vesselam kendi eseri Nuzulul Mesih'te diyor ki, yazıyor. Kurban bayramı sabahleyin bana ilham geldi. Arapça bir şey söyle. Birçok insana bilgi verildi. Ve ondan önce ben hiçbir zaman Arapça olarak bir konuşma yapmamıştım. Fakat ondan önce ben bayram hutbesini okumak için ayağa kalktım. Allah-u Teala fasih ve baliğ, akıcı bir kelam, manalı bir kelam Arapça olarak benim dilim üzerine yürüttü. Bu da ilhamiye hutbesinde yazılıdır. Birkaç cüzlük cüzdür o. Birden bire ayağa kalkarak birden bire ben onu söyledim. Ve Allah-u Teala kendi ilhamında onun ismini bir alamet koydu. Çünkü o sözlü Allah-u Teala kuvvetiyle zuhur oldu. Ben asla inanmıyorum ki bir insan bilgili bir edip Arapçada irticalen sözlü olarak böyle bir konuşma yapabilsin. Bu öyle bir konuşmadır ki onun o zaman aşağı yukarı 150 insan ona şahit olacak. Sonra Hakikatul Vahid diyor ki biraz detaylı olarak 11 Nisan 1900 senesinde bayram günü, kurban bayramı günü sabahleyin bana ilham geldi. Bugün sen Arapça'da bir konuşma yap, sana kuvvet verildi. Sonra ilham oldu. Kelamun ufsehat milletun Rabbin Karim. چنانچہ اس الہام کو اسی وقت اخوی مولوی عبدالکریم یعنی بو کلام دا اللہ تعالی طرفاً فصاحت اکجلک من مشتر بو الہام حضرت اخوی کردشیم مولوی عبدالکریم و محمد علی صاحب ایم اے مولانا نور الدین کردشیم و شیخ رحمت اللہ بے و مفتی محمد صادق بے و مولوی محمد علی ایم اے ماسٹر عبدالرحمن ماسٹر شیر علی بی اے حافظ عبدالعلی صاحب و بیر چوک دوستوں میں بلگی وردیم خدا تعالیٰ جانتا ہے اوندہ سورا بین بائرام نمازندان سورا بائرام خطوے سنی عربچہ علرق حکمایا خالقتم و اللہ تعالیٰ بلیر کی غیب تن بانا قویت وردی و اکج عربچہ علرق بینیم دلیمدن چکیور دو کلیمیلر کی بینیم گجیمدن انہیں اشتن دیدی بین زنیت میورم کی öyle bir konuşma ki birkaç cüz idi, öyle bir akıcılıkla bir önce bir kelama bikiyat üzerinde yazılmadan hiçbir insan Allah-u Teala'nın ilham-ı ilahi olmadan bir insan yapamaz onu. Adı hutbe-i ilhamiye konduğu zaman bu konuşma insanlara okutulduğu zaman insanların sayısı aşağı yukarı 200'e yakın olacak. Subhanallah. O zaman gaybi bir pınar vardı. Açılı olan. Ben bilmiyorum ki ben konuşuyordum ya bir melek mi konuşuyordu benim dilim üzerinden. Çünkü ben biliyordum ki bu kelamda benim hayım gücüm yoktu. Hazır cümleler benim ağzımdan çıkıyordu. Ve her cümle benim için bir mucizeydi. Bütün cümleler yayılıdır. Yayınlanmıştır ve hutbe-i ilhamiyedir onun adı. Bunu okumakla anlaşılacak ki bir insanın gücü yetiyor mu? O kadar uzun bir konuşma hiç düşünmeden Arapça olarak filmedi hazırlık olmadan söyleyebilirsin irticalen. Bu Allah-u Teala mucizesidir ve hiç kimse onun bir nazirini ileri süremez. Ve bu meydan okuması hala vardır. Hutbe okudu. Ve Ahmadiyya tarihinde diğer bazı şeyler yazılıdır. Hutbe bilgisel bir alamet idi. Mesih Aleyhisselam'ın söylediği gibi onun için
onun özel önemine göre Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam hizmetçilerine söyledi, bunu hifz etsinler. Ve buna tamilen Sufi Gulam Muhammed Hazret Pir Muhammed İsmail, Mufti Muhammed Sadık, Mevlevi Muhammed Ali dışında diğer ashablar dahi onu hifz ettiler. Hatta son iki ashab mübarek camisinin çatısında akşam ve yatsı esrasında Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde dahi onu okudular. İrticalen Hazreti Mevla Abdülkerim radıyallahu anh edebi zevki vardı. O hutbe o kadar aşık idi ki onu genellikle okurdu. Ve bazı konuşmalarına vecide gelirdi. Mevlevi de o kadar yüce bilgili bir zat, bir alim. Hutbe-i İlhamiye'nin icazi kelamı üzerinde vecid olması kuvvetli olarak Allah Teala bilir. Fakat hayret verici budur Allah Teala tarafından. Ki konuşma diyenlerin küçük çocuklar dahi onun cezbinden boş değil idiler. Çekiciliğinden, ikinci halifenin konuşması var. Bu konuşma yapıldığı gün daha güneş batmamıştı. Küçük çocuklar dahi yaşları 12 yaşından daha küçük olacak. Onun cümlelerini Kadiyan'ın sokaklarında okurlardı. Bu da olağanüstü bir şeydi. Bu hutbe 1901 senesinde yayınlandı. Mesih Mevlud Aleyhisselam onu bir kâtibe yazdırdı. Farsça ve Urduca kendisi tercüme yaptı. Ve kendisi harekeleri koydu. Ve Hutbe-i İlhamiye'nin 48. sayfada biter. Birinci bab altında yazılıdır ve sonundaki yazılar genel yazıdır. Mesih Mevlud Aleyhisselatü Vesselam onu daha sonra çoğaltmıştır ve bütün kitabın ismi Hutbe-i İlhamiye konmuştur. Birinci kısım asıl ilhamiyedir. Hutbe-i İlhamiye. Bu kitap yayınlandı. Büyük Arapça bilenler dahi onun yüce dilini ve marifet dolu bilgilerini okuyarak hayret içinde kaldırır. Hak şudur ki Mesih Mevlud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu bilgisel bir mucizedir ki Kur'an'dan sonra bir bunun bir benzeri yoktur. Bu hutbe-i İlhamiye hakkında iki rüya Mesih Mevlud Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyası var tezkirede yazılı olan Mia Abdullah Sinori'nin bir rüyası var. Mia Abdullah Sinori diyor ki Munşi Gulam Kadir Merhum Sinor'dan buraya geldi Kadiyan'a, ona sordu. O toplantı hakkında bir haber ver, ne diyorsunuz? O dedi ki orada bir çok gürültü vardır. Gökte yani. Bu Seyyid Amir Ali'nin rüyasına benzer. O gördüydü ki Arapça bayram günü hutbe okunduğu zaman Arapça olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti İsa aleyhisselam ve Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Hızır Aleyhisselam celsadadırlar ve hutbeyi dinliyorlar. Bu rüya hutbe okunurken oldu ve keşfen oradaki insanlar onu gördüler. Bazı eshapların etkileri vardır. Hazreti Hafız Abdül Ali radıyallahu anh beyan ediyor. Ben hutbe-i İlhamiye zamanında ben oradaydım. Mesih Mevlud Aleyhisselatü Vesselam'ın sesi değişmişti. Siyalkot ilinden bir Seyyid Mulhem kendisine ilham gelen Ahmediydi. Benim yanımda oturuyordu. Diyordu ki melekler dahi burada mevcutturlar dinlemek için. Hazreti Mirza Fazıl Bey radıyallahu anh beyan ediyor. Mesih Mevlud ki vakti ki hai. Bayram gününün hutbe-i İlhamiyesi benim önümde Mesih Mevlud Aleyhisselatü Vesselam Aska Camii'nde Mesih Mevlud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki camide mihrab ta iç kapıya yakın dış kapıda durarak okudu Arapça olarak. Hazur her lafz ko tîn bar durattı te aur Mevlvi Haji Khalifa Tul Mesih Evvel Mesih Mevlud Aleyhisselatü Vesselam her kelimeyi 3 defa okurdu. Ve Mevlevi Hacı Halife, birinci Halife radıyallahu anh ve Mevlevi Abdülkerim radıyallahu anh yazı yazarlardı. Ve Hazreti Mesih Mevlud Aleyhisselatü Vesselam'a sorarlardı. Kelime sin ile midir, se ile midir, ayin ile midir, elif ile midir?
Hazrat iski tasheef farmate hain kisa jaise mevlevi'ler kendi islahları için sorarlardı Hazreti Mesih Modül Aleyhisselam onları islah ederdi sonra bitince Mesih Modül Aleyhisselam Mevlevi Abdülkerim Hazretleri'ne dedi ki siz tercüme ederek insanlara dinletin Hazreti Mevlevi'ne tercümeyi okudu ve ondan sonra şükür secdesi edildi. Daha önce beyan edildiği gibi. Hazreti Mevlana Şeyh Ali radıyallahu anh diyor ki bayram hutbesi bu bayram hutbesini Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam okudu. Yomul Hac sabahleyin Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Mevlana radıyallahu anh bir mektup gönderdi. Mesaj gönderdi. Burada ne kadar insan varsa onların ismini bana gönderin ki ben onlar için dua edeyim. Hazreti Mevlana Nuruddin oradaki bütün arkadaşlar topladı Talim-ül İslam lisesinde. O zaman Madrasa Ahmadiyya'nın yerindeydi. Talim-ül İslam ve oradaki bir liste hazırladı isimlerin ve Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam kapıyı kapatarak dua etti. Arkadan gelen insanlar kapıdan yazılar gönderirlerdi isimlerini. Sabahleyin Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam için bayram için çıktı. Mübarek caminin içinden merdivenlerden dedi ki gece bana ilham geldi. Bazı kelimeler Arapça olarak söyle. Onun için Hazreti Mevlevi Abdülkerim ve Hazreti Mevlevi Nuruddin radıyallahu anhu her ikisine mesaj gönderdi. Kağıt ve kalem ve divit ile gelsinler. Çünkü Arapça bir kaç kelime söylemem bana emredildi. Namaz Mevlevi Abdülkerim kıldırdı ve Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam Mevlana Nuruddin radıyallahu anhu hutbe okudu. Galiba sandalyede ve ondan sonra Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam Arapça hutumayı okumaya başladı sandalye üzerinde. Çok güzel durumdaydı. Gözleri kapalıydı. Her cümlede yüksek sesli olurdu ve ondan sonra yavaşlardı. Mevlana'lar yazı yazarlardı. Onlardan birisi eğer anlamadıylarsa soruyorlar. Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam tekrar söylerdi. Sonra derdi ki kelimeyi söylemezseniz şimdi sormanız lazım. Çünkü mümkündür ki ben daha sonra hatırlamayabilirim. Dedi ki üstten bu silsile cari kaldıkça ben konuştum. Bitince ben de sustum. Sonra Mesih Modül Aleyhisselam onun yazılmasının ihtimamını yaptı. Ve iki dilde Urduca ve Farsça olarak bunu çevirdi. Ve dedi ki insanlar bunu ezberlesinler. Nasıl Kur'an-ı Kerim ezberleniyorsa Hazreti Müfti Muhammed Sadık ve Mevlevi Muhammed Ali onu hatırlayarak Mesih Modül Aleyhisselam'a okudular. Ondan sonra benim kardeşim Hafız Abdül Ali Hazreti Mevlevi Abdül Mevlevi bir sordu. Dedi ki biz biliyoruz. Bu Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam'ın gücünün üstündedir. Cevabından şu belli oluyor ki Allah-u Teala'nın kelamıdır. Mesih Modül Aleyhisselam'ın kelamı değil. Hazreti Miya Aminuddin beyan ediyor ki Mesih Modül Aleyhisselam hutbe-i ilhamiye okuduktan sonra çıktı dedi ki ben bir cümle okuyordum. Ben bilmiyordum ki ikinci cümle ne olacak. Yazılı benim gözlemimin önüne geliyordu ve ben onu okurdum. Çok yavaş 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 okurdu. Dura dura. Hazreti Mevlevi Abdullah bu Talibi radıyallahu anh yazıyor. Seyyid Abdullah'ı Arap, Arabistan'ın gelerek birçok gün Kadiyan'da araştırma için kaldı. Ve daha sonra Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam'a biyet oldu. O da bana kendi biyetin durumunu şöyle anlattı. Dedi ki ben Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam'ın fasih akıcı yazılarını okuyarak kalben kabul ettim ki böyle bir kelam Allah-u Teala'nın yardımı olmadan başka birisi yazamaz. Ancak ben kesin bilmiyordum ki bu kelam Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi onu yazmıştır. Tabii ki Mevlevi Nuruddin radıyallahu anh ve diğer ulemalar bana inandırmaya çalıştılar ve şehadet veriyorlardı. Ancak benim şüphem yok olmuyordu ve onların beyanı onu yok etmiyordu ve ben değişik yollarla bunun delilini araştırmaya başladım. Acaba Mesih Modül Aleyhisselam'ın kendi yazısı mıdır? Arapça yazı. Ve başka birisinin yardımı buna bunun kapsamında değil midir? Ben Arapça olarak bazı mektuplar yazarak Mesih Modül Aleyhisselam'a onların cevabını Arapça olarak alırdım. Sonra onu okurdum. Dikkatli bir şekilde ve onun mukabilesini Mesih Modül Aleyhisselam'ın eserleriyle karşılaştırarak bakardım ve anladım ki bunlar birbirine benzerdi.
Fakat yine de az bir fark gördüm. Ondan sonra bana cevap veriliyor ki mektuplardaki yazıda mucizane Allah-u Teala'nın yardımı olamaz. Çünkü Arapça yazıları Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam meydan okuyarak yazmıştır. Allah-u Teala'nın menşeine ve emrine göre özel yardımıyla yazmıştır onları. Onun için onların rengi başka olur ve başka olmalıdır da, yoksa genel yeterek ve Allah-u Teala'nın yardımı arasında bir fark kalmayacak. Kısacası ben Kadiyan'da bunu araştırıyordum ki ben de öyle bir Allah-u Teala'nın yardımının bir alametini göreyim. Kendi gözlerimle. Çünkü hutbe ilhamiyye ki nüzul ka vakt aa gaya. Aur maine apni aankhon se is ilhami Allah-u Teala'nın yardımını ben kendi gözlerimle göreyim. Hutbe ilhamiyenin nüzulu vakti geldi ve ben kendi gözlerimle bu ilhami ve mucizane kelamın indiğini gördüm. Ve kulaklarımla duydum. Yabancının yardımı olmadan nasıl o insan aydın bir gün gibi bütün insanların önünde o kadar açık bir akıcı bir kelam okuyor. Ben o hutbeyi okuduktan sonra açık kalple biyet oldum. Bir dost Hacı Abdülkerim Mısır'a gitti. Aur ek dost Ali Hasan sahib MD ho gaye 1940 yaşından önce bir zamanda orada bir tebliğ yaptı aur tebliğ Ali Hasan adlı birisi Ahmadi oldu. Onu alarak Hacı Bey Mısırlı Arap ab dostlarının yanına giderdi ve tebliğ yapardı. Onlardan bir tanesi bir memur idi. Birkaç gün onunla fikir teatisi bulundu ve bulundular. Ve bütün meseleler hem fikir oldular. Fakat ümmeti peygamberi kabul etmeye hazır değildi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ümmetten bir peygamber olabilir. Bunu kabul etmiyordu. O memura hutbe-i ilhamiye verdi. Ve ondan sonra birkaç gün yanına gitmedi. Bir gün mektup geldi o adamın. Hacı Bey'i yemeğe çağırmıştı. Oraya gidince dedi ki siz benim biyetimin mektubunu yazın. Hacı Bey dedi ki hatm-i nubuvvet meselesi hal oldu mu? Bunun üzerine o dedi ki ben El-Ezher Üniversitesi'nin büyük bir bilgine gece yemeğe davet ettim ve ona anlattım. Böyle bir şey bazı Hindistan'la bana tebliğ yaptılar. Ve dediler ki Hazreti İsa Aleyhisselam vefat etmiştir. Ve gelecek olan İsa ümmeti Muhammed arasından birisidir. O da Mesih ve Mehdi olarak gelecekti. Ve onun iddiacısı Hazreti Mirza Gulam Mehmet Kadiyani'dir. Aur ye wo baat hai ben onla bütün dilleri kabul ediyorum fakat onlar diyorlar ki Mirza Bey ümmetten bir peygamberdir ve bu öyle bir şeydir ki ben onu kabul etmiyorum. Çünkü sen bilgili bir insansın, sen bana anlat. Benim fikrim doğru mu değil mi? Ezherli bir alim, Ezher Üniversitesi'nden olan o bilgin dedi ki ben Mirza Bey'in kitaplarını okudum. Ve bazı Ahmedilerle de görüştüm. Ve fikir tiyatisinde bulundum. Mirza Bey'in peygamberliği eğer böyle benzer 1000 tane peygamberleri gelirse hatm-i nübüvvet yok olmaz. O manada onu kabul etti. Yani bu çeşit peygamberlik caizdir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasını yaptı. Peygamberlik. Bunun üzerine ben ona dedim ki bak ben şimdi Ahmediye cemaatine gireceğim. Ve kıyamet günü sen ona sorumlu olacaksın. Ezherli bilgin dedi ki benim bu cevabım yalnız bunun buradaki içindir. Eğer halk arasında sorarsan ben diyeceğim ki ümmeti peygamber dahi gelemez. İnsanların önünde ben onu söylemeyeceğim. Evet, eğer cemaat Ahmediye cemaatine girmek istersen benim sorumluluğum altına girerek gir. Bana gelince benim için bazı engeller vardır. En büyük şudur ki eğer ben Ahmedi olursam beni işten çıkaracaklar. Maddiyatçılık üstün çıktı. Bu Mısırlı dost diyor ki ben Ezheri bilginden bunu duyduğum zaman hemen cemaate girmeye niyet ettim kesin. Hutbe-i İlhamiye'yi okumaya başladım ve sonunda ben onu okudum. Geceleyin ben rüya gördüm. Ahmet Mesih Maud Aleyhisselam büyük bir cemaat ile birlikte bir yere gidiyor. Ben sordum efendim
Bunlar kimlerdir? Nereye götürüyorsunuz sen bunları? Dedi ki, bunlar evliyaullahlardır. Resulullah'ın ümmeti arasında benden önce idiler bunlar. Ve ben onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısına ziyaret için götürüyorum. Ben Hatimul Evliya'yım. Benden sonra bir veli yoktur. Benim cemaatimden olandan başka. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir peygamber yoktur. Ancak ümmetten olabilir benim gibi. Ben uyandığım zaman benim için hatm-i nübüvvet meselesi hallolmuştu ve ben çok memnun idim, mutluydum. Hacı Abdülkerim diyor ki ben onun o olayını ve biyat mektubunu kadiyana gönderdim. Bir arkadaş vardı, büyük bilgin, çok büyük ulemalardan. Şeyh Abdülkadir el-Maghribi. Hazreti Seyyid Veliullah Şah gere dostana merasim the aapki insan Allama al Maghribi ile 1916 mein bilgi sel ek dostluk alakaları vardı derin. İlk mülakatlar görüşmeleri 1916 senesinde olduydu. Bir defa Allama al Maghribi Hazreti Seyyid Veliullah Şah dedi ki gelin biz ikimiz Kur'an üzerinde el atarak dost olduğumuzu beyan edelim. Bu dostluğundan dolayı Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh o Dimişka Şam'a gittiği zaman Mevlevi Abdülkadir dahi kendisiyle görüşmek için geldi ve birçok soru sordu. Ve Müslim Mevud radıyallahu anh o cevap verince dedi ki Allame idi, inat vardı. Biz Araplarız, lisan ehliyiz, Kur'an-ı Mecid'i iyi anlıyoruz. Bizden daha iyi kim Kur'an'ı anlayabilecek? Bunun üzerine ye baatein hoti rahi Rasul Allah Mujisani ne ye farmaya ki tum log bhi böyle konuşmalar geçti. İkinci Ali Fe radıyallahu anhu dedi ki Müslim Mevud Kur'an Khuda ne sizler dahi aur samjhaya aynı şekilde lugata muhtaçsınız, nasıl ki biz muhtaçız. Kur'an Allah Teala bize öğretmiştir ve bize anlatmıştır ve bizim lisanımız tumse zyada fasih aur baligh hai. Biz urduca olarak konuşmaya yeteneğimiz olmadığına rağmen ve Arapça konuşma fırsatımız olmuyor, sizden daha akıcıdır vesaire vesaire. Çok coşkuyla öyle bir konuşma yaptı Arapça olarak ki orada oturan Seyyid Abdülkadir yönelerek dedi ki bunun lisanı bizden daha akıcıdır. Bunun üzerine Abdülkadir biraz yumuşadı ve edeb ile konuşmaya başladı. Baral durane guftugu انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت مسیح علامہ مغرب صاحب نے کہ حضرت مسیح ماؤد سا جاسا کنشما اسناسندہ شنو دہی سوئلہ دی اس کا بھی جواب علامہ مغربی فرمایا کہ حضرت مسیح مدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لندہ لسان تعالی وارد انہوں جواب نے دہی کہ جی حلیفہ گردی ودہ دی کہ سندر دکیچ وارسا اگر کلم اٹھاؤ گے شمدی او حتال اردن باس ہے انہوں نے جواب نے یاد fakat onu ki sen onu yapamazsın. Eğer kalemi kaldırırsan senin gücün selb olacak. Yazı yazma kuvveti selb edilecek. Tecrübe et ve bak. Bunun üzerine yalvarmaya başladı. Siz onu Arapça Arap diyarında Şam'da ve Mısır'da yaymayın. Bununla ihtilaf çoğalır ve ihtilaf bizim için çok zarar vericidir. Biz zaten sadme içindeyiz. Siz Avrupa, Amerika ve Afrika'nın kafirlerine tebliğ yapın. Müballigler gönderin. Fakat burada bunun adını söylemeyin. Allah aşkına. Ana arjukum ya seyyedi. Ben size söylüyorum. Elini öperek sık sık yalvarıyordu. Allah aşkına. Bu bölgelerde Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam ke liye muballighini göndermeyin ve onun yazılarından bahsetmeyin vesaire vesaire. Sonra dedi ki biz biliyoruz iyi bir insandı. İslam için sevgisi vardı. Fakat onun peygamberliğini kabul etmiyoruz biz. La ilahe illallah üzerinde toplayın insanları. Bunun cevabını Hazreti İkinci Müslim Mevud haber verdi. Yüce şanlı bir şekilde eğer bizim planımız olsaydı biz bırakıp giderdik. Fakat bu Allah'ın emridir. Bizim ve Hazreti Ahmet'in bununla bir yetkisi yok. Biz Allah'ın mesajıdır ve mutlaka ulaştıracağız. Yani Maghribi sahab kahi vaada chal aa gaya chal raha hai waqia. Hazrat Muslim Maud
رضی اللہ عنہ نے حضرت مولانا آئین مغربی نن اولائیے گیچی اور حضرت مسلم محمود رضی اللہ عنہ حضرت مولانا شمس بے مولانا جلال الدین شمس سوری ہے گندر دی ایک دن میں اور حضرت مولانا شمس بے اولائینا اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا العابدین ولی اللہ شاہ رضی اللہ عنہ دیور کی شیخ عبدالقادر المغربی بیر گن بین بے حضرت مولانا شمس بعض دوست رالا بل لکھتا ہے عرب چاہ آمدیہ کندہ کنشی اور دوک شیخ عبدالقادر مغربی گیل دی وہ اتر راک بزم سوزلہ کنشمہ اسنا سندہ استف بزن اکیجی علی فلے گرشتون استفافی لے علیہ درک اندان باستی کچھن سیرک کہ الہامات عربی عبارت و مسلم مسلم عبودہ وردی فکری تکرار رہتی بردہ تبلی یپین و ددی کی الہام لر عربچا سے دور دی مسلم علیہ السلام الہام لرنن عربچا یز سدہی دور دی مولانا شمس رضی اللہ عنہ تاج العروس عرب چان بھی لگا کتابی دیدم ادب صاحب سن بلگن سن فقط اور قدر عرب چا بل بھی ہوسن بین ارنجی من چونکہ شمس بے بندن انگلیزی اوکویور دو گلر دا بین انا ارنجی دردم بنو زرین ایس کے لندی و خالق و خپد و اودا دان دشار چپت دی سنی گیرے جائیں و یارن بین سانا سویلی جائیں نای اولا جائیں شاہ بے دیور کی اردہ اتران انسانلار etkilen diler benim sözlerimden aur inko alama onlara dedim ki biz ikimiz beraber kaldık ben de orada ders verirdim bir yerde bucaya iske ve alame be hutbe ilhami okuyarak böyle bir fikir izleri sürmemesi lazımdı khair ye doston baatein hoti rahi dusre din kehte hain subah savere shamsa ne mujhe kaha aap sözü kabul etmesi gerekliydi bunun için her neyse biz böyle konuştuk ikinci gün sabahleyin شمس بے بانا دادی کی کنجی علیف سانا سویلے مشتے عبدالقادر المغربی الہ خواہ ایت مہین انہوں لے علاقہ کرن سیز انہوں افکل اندر دیم بین دادیم کہ یوک بیز انہوں دوزلتے جاز ارتسی کن سبا علیم بیز انہوں کپسنا گیتی اللہ میں بین اوی نے کپیا بردوک اللہ میں گیلدی کپیا گیلیر گیلمیز بینیم لے کجا کلاشتے و بینی افتو و دادی کی سندن آف دیلیورم ben sizin size gelmek istiyordum içeri gelin girin kahve için ve ben size anlatayım benim gecem rüya nasıl geçti biz içeri girdik o al-hakay Allah mediye velillah şahın bir yazısı idi işaret etti ona ve dedi ki bu benim elimdeydi ve irade ettim ki ben bunun reddini yayınlayacağım hadis ve tefsirlerin kitapları yanında bulunanları masaya koydum ve yatsıdan sonra red yazmaya başladım. Bu taraftan okurdum ve diğer taraftan reddetmeye kitaplara bakardım. Bir red yazardım. Orada külfet görürdüm onu atardım. Sonra yine yazardım ve atardım ve böylece bütün gece geçti. Karım dedi ki ne oldu? Gel uyu. Ben sonunda sabah ezanı okundu ve ben hiçbir şey yazamadım. Yazdım her şey bu yanlıştır diye bana gelirdi. Cemaat-i literatürü Mesih Madalya Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yazıları üzerinde kurulmuş olur. Sonra ona dedi Şabe'ye ben size söz veriyorum. Şimdi bir tek kelime benim ağzımdan dinlemeyeceksiniz muhalifane kelimeleri. Sizin düşüncelerinizi İslami'dir ve açık olarak tebliğ yapın. Ve soranlara sizin hakkınızda ben iyi bir şey söyleyeceğim. Fakat ben sizin cemaatinize girmeyeceğim. Son ana kadar cemaati methetti. Şimdi ben Hutbe-i İlhamiye'nin bazı yazılarını okuyacağım. Ki onun yüceliği anlaşılıyor bununla. Asıl Arapçasını okursanız o zaman anlaşılacak. Mesih Madi Aleyhisselam diyor ki Arapça olarak اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي اَنَا الْمَسِيحُ الْمُحَمَّدِيُّ وَإِنِّي اَنَا أَحْمَدُ الْمَهْدِيُّ وَإِنَّ رَبِّي مَعِيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْمَهْدِي
ve inni utitu yawman ve vabilun ruhani izai sinan ve ana kawkabun yamani ve duai duaun mujarrab ve vabilun ruhani ve kawman akharina jamala ve beyedi harbatun duai duaun mujarrab ubidu uri kawman jalala ve kawman akharina jamala ve beyedi harbatun uridu ukhra شربتن ویدو بها عادات الظلم ابیدو بها عادات الظلم وفي الاخرى شربتن ابیدو بها حیات القلوب کہ جو محمدی سلسلے میں سے ہے اور میں احمد یعنی اے انسان لا میرا رب بن بی مسیحم میرے بچپن سے محمدی جماعت اندن اولان بن احمدی مہدی بغیر چک تھن بنی ربی بنی نے بھی لکھتے در چوجو کلمدان بری اولن جائے قدر bana bir ateş verilmiştir. O da yiyi yok edendir. Ve su, tatlı su bana verilmiştir. Ve ben Yemeni yıldızım ve manevi bir yağışım. Bana eziyet vermek. Bir kavm ko mein apna jalal dikhata hun. Bir dusri kavm ko jamal dikhata hun. Ve benim duam kabul edilmiştir. Bir mizrak gibidir beni bana aziyet etmek. Ben bir kavme cemal mi göstereyim ve bir kavme de celale göstereyim. Elimde bir silah vardır. Onunla birlikte ben zulmü yok ediyorum. Ve ikinci elimde şerbet vardır ve onunla ben kalpleri tekrar diriltiyorum. Sonra diyor ki eyyuhan nasu kumu lillahi zarafatin وفرادا وفرادا ثم تقوا الله وفكروا كالذي ما بخل وما عاد اليس هذا الوقت وقتا وتدارك الرحم الله للعباد اليس سهل الشر ووقتا بلغ انتهاء دفي الشر وتدارك اكثر ابواب فسد اليس شر الشر قد بلغ الانتهاء وزال الجهل طول اياها وفسد الملك كله تذكركم وشكر ابليس جهلا وما اذا واشكر الله الذي تذكركم وتذكر دينكم بما اذا مترا واسمع هرسكم وباس مسيحه وزرعكم ولؤاها وباس مسيحه وانزل البكر واكمل افضاها وبا مسيحه وباس مسيحه لافادات الخير لدف الزیل ومہدیہ بعد زمان الغیر لفاظات الخیر اے لوگو خدا کے لئے بعد خلقم فی زمان امامکم بعد زمان الغیر اس آدمی کی طرح سوچو اے انسان لر اللہ اچن سیز ہیپینس یو تکر تکر اللہ تعالیٰ یا کور کیا رکھ دشنن کہ بدی کو دفع کیا جائے بیر نئے جمری لکھ جاپان نئے دشمال لکھ جاپان کی بھی دشنن بو زمان اللہ تعالیٰ صلی اللہ مرحمت ایسن بو زمان دیل می بو زمان کتلون یو کے دل میں زمان دیل می اور ملک فاسد ہو گیا کتلون سیلی سونا ایر میں مشمدر ve cehalet kenarlara kadar gelmemiş midir? Ve ülke fesada uğramamış mıdır? Şeytan cahillere teşekkür etmiştir. Onun için Allah'a şükür edin. O sizi hatırladı. Ve sizin dininizi hatırladı. Ve zayi olmaktan onu korudu. Ve sizin bittiğinizi ve ziraatinizi korudu. Ve yağış yardırdı yağmur. Ve onun malını tamamladı ve kendi Mesih'ini zararı yok etmek için ve Mehdi'sini de hayır için ve menfaat vermek için gönderdi. Sizin için sizin imamınız zamanında, yabancının zamanından sonra sizi o zamana soktu. Sonra diyor ki Allah ve inni ala mukamil khatme minel vilayeti كما كان سيدي المصطفى على مقام الختم من النبوة وإنه خاتم الأنبياء وأنا خاتم الأولياء لا ولي بعدي إلا الذي هو مني وعلى عهدي وإني أرسلت من ربي بكل قوة وبركة وإجزا وإن قدمي هذه على منارة ختم عليها كل رفع فاتقوا الله أيها الفتيان وعرفوني وعطيوني ولا تموتوا من الاسيان كل نفس فقد قرب الزمان میں ولایت کے سلسلے کو ختم کرنے وحانا ان تس على كل نفس وتدان صلی اللہ علیہ وسلم بل ولایت سلسلے سنی سنا اردرمک اردرنم نسل کی بزن
Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik silsilesini sona erdirenidir. Ve o Hatemul Enbiya'dır ve ben Hatemul Evliya'yım. Benden sonra bir veli yoktur. Benden olan dışında ve benim cemaatimden olan dışında ve ben kendi Allah tarafından bereket ile ve hürmet ile gönderdim ve benim ayağım bir minare üzerindedir. Bir kule üzerinde. Ki orada bütün yükseklikler sona erdirilmiştir. Onun için Allah'tan korkun ey gençler ve beni tanıyın ve isyan etmeyin ve isyan üzerinde ölmeyin. Ve zaman yaklaşmıştır ve vakit yaklaşmıştır. Her can kendi işinden tanınacak, ona mükafat verilecek. İşte bu yüce bir mucizedir. Bu yüce kelimelerdir. Bir davettir. Allah-u Teala'nın emriyle ileri sürdü. Allah-u Teala'nın ilhamıyla insanları davet etti. Ve bu alamet, ilahi alamet ya mucize söylediğim gibi 11 Nisan 1900'da gerçekleşti ve bugüne kadar bu parlıyor. Bu alamet ve hiç bir uzman, dil bilen ve en büyük bilgin ve edip ister Arap'tan, Arap'ta yaşayan dahi buna karşı çıkamaz. Ve nasıl mukabele yapabilir ki Allah-u Teala'nın kelamı idi. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanı ile bu cereyan oldu. Allah-u Teala dünya insanlarına ve Araplara özellikle kuvvet versin ki Allah-u Teala'nın kelamını anlasınlar ve bütün dünyayı Allah-u Teala insanları ümmet-i vahide yapmak için Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a yardım etsinler. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu aşığına. Allah-u Teala bizim de sorumluluğumuzu yerine getirmemizi bize nasip etsin. Cuma'dan sonra ben iki cenazeyi kıldıracağım. Mukarrama Hanife Bibi sahibi Elyem Komşoğlu Pişire Musaf. Bunlardan bir cenaze Bati Hanife Bibi Chaudhry Bashir Amin Kharisi 3 April 2014 ko 84 saal ki wafat pa gayi thi inna lillahi wa inna ilaihi Boruchak Shehupura Ilinden aapne 1953 mein wafat ki jamaat mein shumuliyat ki saal pai 2000 wafat hai 70-84 yashinda 1953 senesinde bir ruya neticesinde jamaate girdiydi jalsa salana rabba tha ikinci halife radhiyallahu anhu yu gördü dedi ki ben rüyada bana söyleyen bu zat idi. Biyat için. Tek Ahmet idi kardeşler arasında. Beş vakit namaz kılar. Teheccüdü bırakmaz dua eden. Fakirleri hizmet eden birisiydi. Cemaat ile ihlas alakası vardı. Yöneticilere, görevlilere çok saygı gösterirdi. Kocası dışında iki kız ve beş erkek çocuğu vardı. Muhammed Afzal Bhatti adlı bir çocuğu Cami Ahmadiyya gönderdi ve Tanzanya'da muballiktir şimdi şu anda ve hizmet ediyordu. Amel sahasında olduğundan dolayı cenazesine katılamadı. Allah-u Teala merhumenin derecelerini yükseltsin ve onun oğluna dahi sabır ve hafsala versin ki o da dine hizmet ediyor dışarıda. İkinci cenaze Seyyid Mahmud Ahmed Shah Karachi 29 Mart 2004 senesinde kalp krizinden dolayı vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun 76 yaşında. Bu da evindeydi. Abdest aldıktan sonra ikindi namazı için odaya girdi. Uzun zaman bekledikten sonra karısı gitti ve baktı ki جہاں دہ سے جادے ہی اچ مدن یا بلکہ اچ مشمی دی یا اچ مدن انجے جان سے جادے زرندے ایدی امبولنس گیل دی وقت لڑکی وفات اتمشتے حضرت سید ناظر حسین شاہن مسیح مدر صلی اللہ علیہ وسلم صحابین اولو عبداللہ شاہ دردن جو حلیفین تیزسین اولون دامادی دی حلیم بیر انسان دعا ایدن جماعت نظامنا حلافت ہے تی سیون بیر انسان دی جماعت اشلنده چوک گرہویل دیشی گرہویلر یپاردی تحجیدی براکماز نمازلر تمامن ادا ایدر شمولیت جلسے میں جلسہ یہ بیکلر دی ہر سنے برائے گئے لنبا عرصہ تک کراچی میں اپنے حلقے کے سیکٹری اس آئے جلسہ ختمہ چوک عرضو ایدر دی حلیفے لے گرشمہ ایدر ازن زمان کراچی دے کھینڈی جماعت اندے حلقہ سندہ وسیعت سیکرٹی اللہ رہا گرہ وسیعت یاپمشتہ bir karı ve
yani bir kız ve 4 tane erkek hepsi Pakistan, Avustralya, Kanada, Amerika vesairede yaşıyorlar. Bunun kardeşi buradadır. İki kardeşi buradadır. Seyyid Nasir Şah İngiltere'de Riştan Ata'nın yöneticisidir. Allah-u Teala mağfiret eylesin ve bütün akrabalarına sabır ve hafızla versin ve onun hayırını yürütmelerini nasip etsin. Cariyet. Elhamdülillah, elhamdülillahi nehmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر